Манас радиосу жаштык тендеми. Манас FM'de özel röportaj. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nden Medya Manas'tan hepinize saygıyla selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz. Bugün stüdyomuzda bir bayram havası var. Bu bayram havasını buraya çok değerli kardeşlerimiz taşıdılar. Kırgızistanlı küçük kardeşlerimiz, aslında çok da küçük değiller artık, onlar genç olma yolundalar. Türkiye'deydiler ve bugün burada bu bayram havasını estiriyorlar. Çok da mutluyuz biz onlarla birlikte olduğumuz için. Peki neden Türkiye'deydiler? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada bir ilk olarak çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'ndan dolayı Türkiye'deydiler ve onlar Şanlıurfa'ya gittiler. Şanlıurfa'da Türkiye'deki kardeşleriyle birlikte oldular. Şanlıurfa'dan çok güzel izlenimlerle buraya geldiler. Biz onlarla Şanlıurfa izlenimlerini konuşacağız. Tabii çok değerli kardeşlerimiz onlar, çok yetenekli kardeşlerimiz. Bu kardeşlerimiz burada bize bugün o bayram havasını devam ettirecekler. Sizler için müzik de hazırladılar, danslar da hazırladılar. Bu program nasıl oldu, nasıl gerçekleşti? Bunu konuşmak için stüdyomuzun çok değerli konukları var. Bu konukları şimdi ben size takdim edeceğim. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirimiz Sayın Recep Sula bizlerle ve değerli hocalarımız bizlerle. Öncelikle Sayın Müşavirime müsaadelerinizle söz vermek istiyorum. Sayın Müşavirim, hoş geldiniz Medya Manas'a. Teşekkür ediyorum. Buradan sözlerime başlamadan Kırgızistan halkına selam, saygılarımı iletiyorum. Evet Sayın Müşavirim, 23 Nisan çok özel bir gün Türkiye'de. Atatürk'ü anıyoruz. Atatürk'ümüzün çocuklara armağan ettiği bir bayram o bayram. O bayram Kırgızistan'dan giden kardeşlerimizin Türkiye'deki evlatlarımızla buluşmalarıyla çok daha anlam kazandı. Türk dünyasının çocukları, gençleri bir araya geldiler. Neler yaptılar, nasıl gerçekleşti bu organizasyon? Öncelikle ondan bahsedelim. Evet, bunun tarihçesine çok kısa girip sonra konuyu aktarmak istiyorum. Bilindiği üzere 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisimiz kuruldu ve 1924 yılından itibaren de bu çocuk bayramı olarak kutlandı. Dünyada ilk olarak çocuklara bayram ilan eden ülkeyiz. Evet. O konuda da ve bunu da çocuklara armağan eden devlet kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onu da huzurlarınızda rahmet ve minnetle anıyorum. Kırgızistanımız 1991 yılında bağımsızlığına kavuştuktan sonraki yıllarda biz her yıl geleneksel olarak 23 Nisan kutlamalarını Kırgız kardeşlerimize dahil etmekteyiz. Ama bunun daha öncesi var. 1979 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Çocuk Yılı ilan etmesi nedeniyle biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak bizim şenliğimizi Dünya Çocukları Festivali'ne dönüştürdük. 1979'dan sonraki kutlamalarımız bütün dünya çocuklarının bir araya gelmesiyle gerçekleşiyor. Her yıl ata yurdumuz Kırgızistan'dan bir okul belirliyoruz. Büyükelçilik Eğitim Müşavirliği olarak büyükelçimizin de organizasyonuyla ve bu okulumuz 12-15 yaş çocuklarımızı Türkiye'de misafir ediyoruz kendi akranlarıyla. Bu yılda 49. okulumuz seçildi. 49. okulumuzdan 10 öğrencimiz, 3 de yönetici refakatçi ile beraber. Bunlardan bir tanesi bizim Tömer'deki orada kurs veren öğretmenimiz. Aynı zamanda bu kurumda biz Türkçe kursu da vermekteyiz. O öğretmenimiz de bunlara eşlik ederek 19-24 Nisan tarihlerinde Şanlıurfa ilimizde bu çocuklarımızı 5 gün süreyle değişik etkinliklerle ağırladılar. Türkiye'nin kültürünü, yemeğini, geleneğini, kurumlarını görme fırsatları oldu. Ve dönüşte de İstanbul, dünyanın en önemli tarihi miras yeri olan İstanbul'umuzun da Ayasofya,
ve Topkapı Saray ve tarihi yerlerini de görmeye fırsatı bularak oradaki boş ara zamanda oraya da gezdiler kısa bir süre ve sonra da Kırgızistan'a döndüler. Mutlaka en güzeli onların ne hissettiklerini onlardan öğrenmek. Ama biz sadece bu resmi davetlerle bunu sonuçlandırmadık. Ayrıca Kırgızistan'da özellikle Seyit Ekin hazırladığı gruplarla beraber yaklaşık biz 5 ayrı grubu Türkiye'de ağırladık. Onlar özel gittiler, özel daveti olarak gittiler. Kastamonu'ya, İstanbul'a, Bursa'ya, bu illerimizde onları da ağırladık. Ama bizim ön ayak olduğumuz özel grup Şanlıurfa elimizde oldu. Onları eğer mutlu edebildiysek, oradaki 12 ayrı ülke de beraber oldular. Ve oradaki bizim yerli, yani çevre illerdeki öğrencilerimizle beraber oldular. Duygularını onların dan almak daha doğru olur. Ben katıldıkları için hepsini ayrıca kutluyorum. Ve bize bu tanıtım imkanını sunan Medya Manası'na teşekkürler ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için sayın müşavirim. Elbette genç kardeşlerimiz çok güzel anılar biriktirip buraya geldiler. Ben buna inanıyorum. Şimdi onlara zaten mikrofonu uzatacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türkiye'de neler yaptılar onlar bize anlatacaklar. Ama öncesinde bütün bu güzel sözlerinizin, bilgilendirici konuşmanızın çevirisini Ayda yapsın dinleyicilerimize ve izleyicilerimize. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня на радиостанции Манас, на медиа Манас, на канале, на видеоканале или в интернете у нас. Вы можете почувствовать праздничную атмосферу. Дело в том, что у нас сегодня находится прекрасная группа. Это дети у нас, уважаемые гости, это преподаватели. И в частности у нас находится атташе по образованию турецкого посольства в Бишкеке, господин Реджеп Сула. Вы слушаете программу «Специальное интервью», которую готовит у нас, как всегда, директор управления радио и телевидения Манас, Крымского турецкого университета Манас, господин доктор Бюлент Намал. Дело в том, что к 23 апреля, к празднику независимости, национальной независимости, впервые в мире был объявлен специальный праздник для детей, который был именно как подарок вручен детям, чтобы у детей был свой праздник. То есть такого праздника у детей раньше не было. Он был объявлен в 1920 году, но начал он праздноваться с 1924 года в Турции именно. Дело в том, что даже вот Организация Объединенных Наций, она объявила в 1979 году, это год детей, и с него началось праздноваться День детей, который мы обычно отмечаем 1 июня. И с 1979 года дело в том, что Турция тогда приняла решение, что этот праздник детей, день, который приурочен 23 апреля, они будут его праздновать на международном масштабе, то есть будут приглашаться дети со всех стран. И с 1991 года, когда Кыргызстан приобрел независимость, стали дети приглашаться из Кыргызстана уже как группа, и они приезжают в Турцию, празднуют вместе с другими детьми из разных стран мира и фестивали. Как отметил господин атташе по образованию посольства Турции в Кыргызстане, он отметил, что прежде всего, что в этом году каждый год отбирается какая-то определенная школа, и они выступают в Турции на этом фестивале. И в этом году была выбрана 49-я школа, и для этого участия в этом фестивале выбираются дети в возрасте от 12 до 15 лет. И дети из 49-й школы, например, они смогли поехать в город Шанлыурфа. Дело в том, что кроме них было 5 групп из Кыргызстана, и они смогли посмотреть, например, красивые города Турции. Это Стамбул, Кастамону, Бурса, например. И в частности, дети, например, из Шанлыурфа, они смогли познакомиться не только с другими, из других стран, например, которые приехали на этот фестиваль, но потом смогли посмотреть уже традиции, культуре турецкого народа, посетили замечательные же исторические памятники, как Айя Софья в Стамбуле. И передаю микрофон уже господину Бюлент Намалу для того, чтобы продолжить наше интересное интервью. Çok teşekkür ederim. Hocam hemen sizinle devam edelim istiyorum ben. Nasıl günler geçti Türkiye'de? Siz de zannediyorum orada bulundunuz değil mi? Ben 49. okulda Türkçe öğretiyorum çocuklara. Bunun haberi bize Ocak ayında geldi. Ocak ayında bize dediler ki Türkiye'ye bu sene 49. okuldan öğrenci gidecek. Bunları şimdiden çalışmalar yapınız diye. Biz önce 49. okuldaki idareci arkadaşlara toplandık. Dedik Kırgızistan için ne yapabiliriz? Nasıl tanıtım yapabiliriz? Biz Kırgızistan'ı orada güzel tanıtmak için 4 ay öncesinden Kırgızistan'la ilgili dans, manas, sonra Kırgızistan'a yönelik giyimlerle ilgili çalışmalar yaptık. Bize Urfa'dan dedikleri şey şuydu. Kırgızistan'ı geldiğinizde burada en güzel şekilde tanıtacak neler varsa o yönde bize hazırlık yapın. Çünkü gelen ülkelerin hepsi
kendi ülkelerini orada tanıtacaklardı. Dans, müzik, halay, giyim. Hiç zorlanmamışsınızdır hocam. Kırgızistan'ın oralarda tanıtılacak çok güzel özellikleri var. Eminim bu kadar genç, bu kadar güzel çocuklarımızla da çok güzel temsil edilmiştir Kırgızistan orada. Biz hakikaten onu gittiğimizde hissettik. Çünkü Kırgızistan çocuklar orada giyimle kalpa gördüklerinde herkes gelip çoğuları... Biz fotoğraf çekilerin birçoğuları zor alıyorduk ellerinden. Yani bir gezimiz oluyordu, bir yerden bir yere gidecektik. Balıklıgöl'ün etrafında diyelim ki. Bir saatlik plan varsa biz 2 saatte zor çıkıyorduk oradan. Çünkü herkes fotoğraf çekilme istiyor. Oo, ne kadar güzel. Giyimler, kalpaklar çok 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 dikkat çekti orada. Tabii, tabii. Sade halkta değil, özellikle oradaki yerel yöneticiler de çok dikkat çekti bu bizim giyimler. Ayrıca Kırgızistan'da gerçekten bir şey var. Herhangi bir sosyal aktivite verildiğinde çok güzel hazırlanıyorlar. Bir şarkı, dans veya tabii gösteri siz şunu şunu yapın dediğinizde inanın 2 gün sonra en güzel şekilde hazırlanmış gelmiş oluyor. Profesyonel sanatçılar kesinlikle gibi değil mi hocam? Öyle bir yetkinlikleri var. Ne kadar güzel. Sahnede bizim Kırgızistan çocukları çok güzel dans ettiler. Çok güzel maraz çaldılar. Çok güzel komuz çaldılar. Ve oradaki insanlar da bunu çok beğendi. Sonra bize tekrar dönüt oldu. Biz Ocak'tan sonra tekrar ara ara toplandık. Türkiye ile irtibata geçtik. 19 Nisan'dan 24 Nisan'a kadar gezi oldu bizim yaklaşık 6 günlük. Buradan İstanbul'a, İstanbul'dan Urfa'ya. Dönüşte tekrar Urfa'dan İstanbul'a, İstanbul'dan buraya şeklinde. Biz buradan 19'una İstanbul'a gittik. İstanbul'dan 2 saat beklemeli Urfa'ya geçtik. Biz varmadan önce onlar da orada biz nasıl hazırlanmışsak aylarca hazırlanmışlar. Toplantı yapmışlar. Neler yapabiliriz, nerelere gezdirebiliriz diye. Biz vardığımızda bizi havalarında görevlendirilmiş 2 tane öğretmen arkadaş karşıladı. Çiçeklere karşıladılar. Bizi sonra aldılar. Öğretmen evine götürdüler. Öğretmen evine biz yerleştik. O gün dinlendik. Bir gün sonra bizi o 2 arkadaş geldi aldı. Halfet'e denen yere gittik biz. Halfet orada çok tarihi bir yer. Fakat baraj yapılmış, barajın altında kalmış Halfet'i. Bu Halfet'teki tarihi yerleri gemi gezisiyle biz üzerinden geçerek o tarihi yapıların suyun altında kaldığında dokunmamışlar o tarihi yapıya. Suyun altında görebiliyorsun böyle masmavi. Çocuklar oraları gördüler. Fotoğraf çekildiler. Sonra o barajın kıyısında bir yemek yedik. Oranın yöresel yemeğini. Sonra orada biz lisede gösterimizi yaptık. Ana gösteriden önce oradaki lisede biz kendi gösterimizi yaptık. Sonra akşamleyin oranın kaymakamıyla görüştük. Milliyetin müdürüyle görüştük. Hediye alışverişi yaptık. Sonra tekrar Urfa'ya döndük. Urfa'ya döndükten sonra öğretmen evinde tekrar biz akşam yemeğini yedik. Dinlenmeye çekildik. Bir gün sonra tekrar bize Balıklıgöl gezisi oldu bunda da. Balıklıgöl, müze, oradaki İbrahim Peygamber'in, Eyüp Peygamber'in doğup büyüdüğü yerler, oradaki İbrahim Peygamber'in ateşe atıldığı yeri gördük. Daha sonra tekrar biz öğle yemeği için öğretmen evine geldik, yemeği yedik. Daha sonra öğleden sonra tekrar pazarı gezdik orada. Akşamleyin sıra gecesi oldu bize. Çok güzel. Urfa'nın yöresel çiğ köftesi, halayları, davulu onları tanıttılar bizlere. Çocuklarımız orada da gösteri yaptılar Çocuklarımız mı? Çocuklarımız orada coştu. Yani orada Türklerin dansını, halayını görünce onlar da tabii eşlik etti. Sade biz değil. Biz akşamleyin orada 12 ülke öğrencileri de toplandık. Her zaman bizim akşam yemeği ortaktı. 12 ülkedeki çocuklar gündüz programına gidiyorlar, akşam toplanıyorlar. Akşam oraya vali, milli eğitim müdürü, şube müdürleri de geliyorlardı. Orada bize yemek veriyorlar, konuşma oluyordu. Bir gün sonra prova için biz toplandık. Provayı yaptık. Provadan sonra tekrar serbest zaman verdiler bize. Türkiye'ye işte geldiğiniz buraya gezin, pazarlara gidin, serbest hediyelerinizi alınız, döndüğünüzde arkadaşlarınıza, anne babanıza serbest zaman oldu. Bir gün sonra biz 23 Nisan'da ana gösteriyi yaptık 12 ülkeyle beraber. Sahnede biz 3 tane gösteri yaptık. Manas, oyun, yani Karacorga oyununu yaptık. Sonra komut çaldık. Her ülke kendi
yönünde 10'ar dakikalık tanıtım yaptı. Sonra tekrar o gün akşam öğretmen evinde tekrar toplandık. Yemek yedik. Urfa ile ilgili. Sonra bize bir sinavizyon gösterisi yaptılar. Sonra tekrar hediye verdiler bizlere orada. Her öğrencimize, her kurum, milli eğitim bir öğrencimize verdi, jandarma birisine, savcı bir savcılık, rektörlük, valilik ayrı ayrı verdiler. Biz de buradan gördüğümüz Kırgızistan ile ilgili hediyelerimizi onlara verdik. Bir gün sonra saat 2'de uçakla Urfa'dan İstanbul'a hareket ettik. Saat 4'te İstanbul'a geldik. 4'ten saat 10'a kadar İstanbul'u gezdik. Atatürk Havaalanı'ndan Eminönü'ne gittik biz. Eminönü'nü gezdik. Orada Ayasofya'yı dışarıdan gördük. İçine giremedik ama Sultanahmet'i gördük. Sonra tekrar havaalanına geldik. Saat 12'de uçağa binip buraya geldik. Buraya geldiğimizde bizi havaalanında çocukların anne babası karşıladı çok güzel şekilde. Zaten biz gitmeden önce grup kurmuştuk. WhatsApp grubu çocukların aileleriyle ilgili. Oradaki her etkinliği, resmi, videoyu hepsini yayınlamıştık. Sürekli haberleşiyorduk. Böylece tamamlamış olduk programımızı. Ne kadar güzel sayın müşavirim, haklı mıymışım? Dedim ya hani hiç unutulmayacak hatıralarla dönülmüştür oradan, evet. Diye. Hocamızın zihnine nakşı olmuş bütün her şey. Baştan sona ayrıntılarıyla anlattı bize her şeyi. Evet, ben bir şey de burada söylemeden geçemeyeceğim. Orada bu çocuklarımızın en iyi şekilde organize edilmesini sağlayan başta Şanlıurfa Valimize ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürümüze ve orada onları ağırlayan, özellikle bizim çocuklarımızı ağırlayan anaokulumuza, adını şu anda bilmiyorum, bir anaokulumuz bunlara ev sahipliği yaptı, rehberlik yaptı. Benim de Türkiye'de anaokulları benim çalıştığım alandı. Yaklaşık 8 yıl bu anaokullarının ve erken çocuk çağı çocuklarının yaygınlaşması için onların teorisyen daire başkanlığını yaptım. O da beni ayrıca mutlu etti. Bunlara sahip çıkmaları ve gönderdikleri hediyeler için de oradan buraya bizlere de hediye yolladılar. Hem elçimize hem bana. Ayrıca yine Sayın Büyükelçimiz hem giderken çocuklarımızı aldı. Onları elçilikte ağırladı. Hem dönüşte tekrar aldı, ağırladı. Siz de vardınız. Dolayısıyla Sayın Elçimize de burada saygılarımı ve teşekkürlerimi sunmadan geçemeyeceğim. Dolayısıyla herkes duyarlı oldu. Bu duyarlılığa da tabii Manas'ın da bu programı hazırlamasıyla dolayı, Manas Üniversitemiz, Medya Manas'ımız da bu katkıdan dolayı onlara da ayrıca teşekkür ediyorum sizlere de. Ata yurdumuzdan herkese saygılarımızı iletiyoruz. Biz de gerçekten 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yarışır günler geçirilmiş orada. Müsaadenizle hemen Aida'ya sözü verelim, özetlesin konuşmaları. Уважаемые слушатели, вы слушаете специальное интервью, которое готовит для вас директор управления радио и телевидения Красноярского университета Манас, господин доктор Бюлент Намал. Дело в том, что сегодня мы в гостях находится, который прежде всего и преподаватель, вот выступил из центра ТМР по изучению турецкого языка. Он рассказал нам более подробно, какая программа ждала наших детей именно в Турции. Он очень подробно остановился на том, что прежде всего наши ребята из Кыргызстана привлекли к себе внимание своими костюмами, то, что они были в белых колпаках. Вот, и все дети, например, которые когда их видели, они хотели сфотографироваться. Говорят, если, говорит, у нас было запланировано один час какой-то программы, говорит, то мы смогли, говорит, оттуда вырваться только спустя только два часа, говорит, из этой программы. Потому что они у всех вызывали свой интерес. И кроме того, говорит, есть такая особенность, говорит, что когда назначается какое-то социальное мероприятие, то дети там, и когда говоришь им, говорит, ну вот нужно приготовить песни, танец там или какое-то выступление, и дети очень хорошо и активно готовятся, говорит, что помогло, говорит, нашему выступлению там. Дело в том, что они выступали не только на главном мероприятии, это 23 апреля в городе Шанлыурфа, но и до этого были, например, выступления в лицее. Для них была приготовлена специальная программа, очень много было поездок, оказывать экскурсии по городу Шанлыурфа. Дело в том, что они смогли посмотреть исторические места, например, даже вот подводные исторические находки, которые находились под водой, их сделали экскурсию именно вот на корабле, вот, показали им национальную культуру, даже вот, например, национальные танцы, вот именно Шанлыурфа, они попробовали национальную кухню эту местную, которая находится там. Они познакомились с ребятами из 12 стран, которые тоже выступали 23 апреля на этом детском фестивале в городе Шанлыурфа. И особенность дела в том, что, говорит, их всех подарили им подарки. И каждое ведомство, например, скажем, департамент образования Шанлыурфа отдельно подарили как бы подарки. Скажем так, губернаторы отдельные свои подарки. Потом каждое ведомство отдельно. Кроме этого, говорит, когда, говорит, их провожали в Турции, потом когда встречали в Турции, то есть посольство Турецкой Республики здесь, в Кыргызстане, в Бишкеке, она
провожала детей и встречала детей. Вот, то есть дети смогли не только выступить, они, поскольку для выступления приготовили это манас, потом танец караджуро и значит, исполнение на комузе. Я передаю микрофон господину Бюлент Намалу уже для продолжения интервью. Ece'ye hemen soru soralım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kandaysız. Yakşı. Kanday günleriniz oldu Türkiye'de? Türkiye'de? Türkiye'de biz için bu abdan bir çok tasir kaldırgan Baroz'dan esimizde kalarlık bir yakşı mayram oldu. Bizden 49. Orta Mektebi 1. May rayonunda Bişkek'te yerleşken bu orta okulcayı, jalpı orta bilim berüçü mektep. Biz 5 yıldan beri mektepte Türk dilin üyrenip kelebiz. Bizden birlikte şul Türk elçiligi menen Türk dilin üyrötücü borboru menen birlikte bir köp abdan kızıktuu işlerimiz var. Biz 49. mektepte okuyan baldarının bilim alusun alardan mümkünçülüğün genişti üçün öz üstün hareketlerizdi cesap çatavızda. Buna oşul bizden kızmatta şuğunun içinde biz oşul 23. April Baldar gününü Şanlıurfa şaharına dağı barıp geldik. Bu mayramdan biz abdan bir çok tasirlerde aldık. Programma boyunca Şanlıurfa şaharında 12 Türk dilli ülkelerden baldar gelip katıştı. Bizdin okuçlar için bu ayavay bir esteğalarlık çok mayram oldu. Çındığında. Ankeni Şanlıurfa şaharında birinciden gütüsüz uşunçalık tarihi yerlerde öz gözü üsmeni gördük. Halfetti şaharına vardık. Halfetti şaharı özünün tarihi menen abdan kızık eken, bay tarihi var eken. Jekele al jerdegi jaşoochular üçün emes, jalpı adam zatı üçün abdan bir kızıktay en birinci adamdın sivilizasyaları baştalgan jer eken de. Oşol ele programmanın негизинде биз Göbekli Tepe'ге бардык. Бул Göbekli Tepe бул дагы өзүнчө бир илим поздордун арасында азыр жаңы ачыла баштаган бир тарыхый жер экен. Биздин балдар бул майрамда өзүнүн ушул адамзаттын цивилизациясынын тарыхы боюнча билимин кеңейтти. Бул бир жагы, экинчисинен ушул түрк элдерибиздин маданиятын, тарыхын тереңдетип билди жана биздин Кыргызстандын, кыргыз элинин тарыхы менен ошол жерде катышкан башка өлкөлөрдөн балдарды тааныштырып өттү. Биздин программабызды даярдап барган абдан чоң кызыгуу менен кабыл алып жатышты. Түрк элдери кыргыз элине абдан жылуу мамиледе экенин биз байкадык. Месут Бей азыр айтпадыбы, биз бир саатка барган жерден 2 саатта чыгып жаттык деп. Анткени ошол жердеги элдин, балдардын бизге болгон абдан жылуу мамилеси бизге байкалды. Абдан кызык, абдан бир маанилүү тарыхый жерлер бар экен. Чоң таасирлерди калтырды биз үчүн. Бул майрам биздин балдардын эсинде көпкө калат болушу керек. Ушул учурдан пайдаланып биз Түрк элчилигине, Режеп Бейге, сизге, Месут Бейге чоң-чоң рахматыбызды айтып, терең ыраазычылыкты билдирип кеткибиз келет. Анткени бул эл аралык майрамга катышуу жолу мына ушул сиздердин аркаңыздар менен болду. Биздин майрам балдардын майрамы абдан ыраазычылык менен кабыл алынды. Балдар менен дагы ата-энелер менен. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат, эч айда. Bir
Rahmat Sezgi. Bir müzik arası verelim mi? Ne dersin? Evet, tabii. Baldırımız dayar mı? Demese biz yaştan atırağa sizge gidip verelim. Bale, azamat. Rahmat. Andemise biz azır gezekti bizden konuktorga bereyli studiyosta. Endigende bizden oşo Şanlı Urfa'ga barıp kelgen baldar osu oturat. Andemise oşo en algachkı atanızdı özümüzde tanıştıra kitesiz be. Men Atman Şerbot. En algachkı oşo Türkiye'da emni jaktı? Sen emni tañgaldırdı? Men tañgaldırgan bul alardın tarıhı jeleri maga ayabay jaktı. Türkiye elinin meyman dostuğu ayabay jaktı maga. Bizde jaktı solaştı. Negizden oşo tarıhı dağı jakşı madaniyatı oşo. Azamat. Atınız kim bol? Altınay. Aha, Altınay. Oşol yerden, kaysı ülkelerden baldarды көрүп, кимдер менен таныш алды, мындай, кимдер мындай, мындай кызыктуу көрүндү сага, мындай ошол жерден. Негизи көп адамдар менен эле тааныштык, көп окуучулар менен эле. Косово, Македония дегендер менен эле. Алардын өзүнүн да маданияттарын ал жерге алып барышты. Алар дагы өтө кызыктуу болду. Өздөрүнүн маданиятын көрсөтө алышты. En sonun. Atanız kim bol? Hasel. Hasel. Türk tilin kaça yıldan beri okutasın? Kanday dengelde uşa bilip kaldın? Oşol Türkiye'ye barganda Türkçe süyleş aldın mı? Süyleş aldım. Birok men oşol jıldan başta öyle öyrenip baştağım. Başında anca deli oñoy emes bolatkan. Birok Turciyaga barganda öyrenip baştadım. En jakşı, rahmat. Atanız kim bol? Elizada. Aha. Oşol jerde, misalı siz kaysı biz emege, bige kaçtınız bı, je komus oynogonga kaçtınız bı, kanday ошо өнөрдү тартуулай алдыңыз Кыргызстандан? Биз Кыргызстандан комуз алып бардык, комузда эмир ойноп берди жана кара жорго бийин бийледик. Жана Манас айтып беришти. Абдан Манас Кыргызстандын Манасын. Эн жакшы. Ошо мисалы Түркияда сиз эки шаарды көрүп турасыз, көбүнчө мында Шанлы Урфа менен Истанбул. Мисалы сага көңүлүндө кайсы шаар мындай эмнеси менен мындай өзгөчөлүктөр менен мындай эсте калды сенде? Саламатсызбы? Мага көбүнчө Шанлы Урфа жакты. Анткени ал жакта кандай десем, элдер абдан жакшы бизди кабыл алышты. Ошолорго көп ыраазычылык билдирем. Рахмат.
Атыңыз ким болот? Мен сиздин коңгуңузга телефон берейин. Менин атым Эрбол болот. Биз Турцияга биринчи жолу силер Турцияга учууга мүмкүнчүлүгүңөр бар дегенде биз аябай кубанганбыз. Мен аябай кубанып, үйгө барып атынелерге айтканда алар да кубанып таң калышкан. Бирок мен деле башында анча ишенген жокмун. Бирок ошондор уже чын эле эме. Бийди даярдап комуз жерди башталганда даярдыктарды көрүп баштаганыбызда мен уже Турцияга барат экенбиз деп кубанып жакшылап бийге катышып даярдыктарды баштадык. Жакшы. Сиздин атыңыз ким болот? Менин атым Женя. О, Женя. Кыргызча түркче кайсы тилди жакшыраак билесиз? Кыргыз жана түркче. Түркчөнү канча жылдан бери үйрөнөтөсүң? Бир жыл болду. Жакшы. Мисалы Түркиядан кайсы тамактар мындай өзгөчө мындай баалап мындай кайсылары жакшы? Урфа кебап. Абдан жакшы бал. Жана кеми менен кезүүгө чыкканда мындай ар кайсы жерлерди көргөндө мисалы мындай мурун Түркиянын тарыхына кызыкчу элем беле мындай кызыгуу бар беле азыр кага салыштырмалуу мындай. Ооба. Жакшы. Рахмат. Абдан. Биринчиден саламатсыздарбы? Менин атым Байтур болот. Мисалы ошо Түркиядан Түркияны көрүп келгенден кийин жолго чыккандан кийин бир аз мындай кандай жаны кыялдар пайда болду мисалы? Ошол Түркияны баты мындай аябай көргүм келген. Түркияны мындай өзүм башкача эсептеп аткам. Түркияга келгенде Түркия аябай кооз шаар экен. Ал жерде адамдары дагы аябай маданияттуу экен. Ошо бизге ошо бизди ушундай жакшы тосуп алды, мейман кечкен. Азаматсыңар, рахмат силерге. Анда эмесе кезекти Темирланга берсек, эмне дегенде Темирлан бизге Манастан бир үзүндү айтып берсе. Айдан айдан ай өтүп, ай эмес гили болуп тур. Бала Манас ошондо, жетиге жашы толуп тур. Бала да болсо башынан, пендеден башка сыягы. Ар мүчөсүн карасаң, адамдан башка турганы. Кибир күнү карасаң, кездей белин буунат, керелди кечке жуунат. Адаларам түк билбей, ар бир түрлүү иш кылат. Байлатпаган жиндидей, кыялына келгенин кылбай койбойт билгендей. Бишке чыга келгенче, биринин Манас баскан жок, балача жургап шашкан жок. 8ге жашы келгенде күйүп турган чок болду. Күлдү кыргыз ичинде мындай тендек жок болду. 40 баланы 40 үйдөн бир күнү Манас жыйнап алыптыр. Чоң Алтайдын талаага чогулуу оюн салыптыр. Кара калмак манжуудан 80 бала барыптыр. Тендеп келген бурут деп, бул буруттун балдарын жүркүратып курут деп. Жалына алып бир дары жалын сол буйурганы. Ошондо Манас бакырды, кыргызда уран чакырды, кара чокмор алганы, карсылдата салганы. 80 баладыр карап, бычыт болду быркырап. Далайдын көзү чыгыптыр, далайды колу сыныптыр. Азамат. Азамат. Sayın müşavirim, ne kadar güzel çocuklarımız değil mi? Evet, hepsi pırlanta gibi. Gerçekten öyleler. Biz programımızın sonuna geldik artık ama her programda yaptığımız gibi erkin mikrofon diyoruz. Son sözleri size vermek istiyoruz. Sizi dinliyoruz efendim, buyurun. Evet, biz bu yılki 23 Nisan etkinliğine Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezimiz, burada kısa adıyla TÖMER vasıtasıyla sadece bu çocuklarımıza değil, Seydek'te gidecek olan çocuklarımıza da son bir ay hızlandırılmış bir şekilde Türkiye'de herhangi bir sorun yaşamaları, kendilerini ifade etmeleri için, iletişim kurabilmeleri için onlara da hızlandırılmış kurs verdik 4 gruba. O gruplarda o kurstan sonra gittiler ve ayrıca bu yıl sevinçliyiz ki dünya tarihini değiştirecek olan Göbekli Tepe'yi de görme imkanını sağladılar. Göbekli Tepe ile beraber
11.000-12.000 yıl tahminen, 11.000 yıl alt, 12.000 yıl dünya tarihi yeniden yazılacak, yeniden okunacak ve Urfa ilimizde Peygamberler şehri bir noktada Hazreti İbrahim'i ve Hazreti Eyyub'u de görme şanslarını biliyorsun kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de sözü edilen bu peygamberleri de görme mutluluğuna eriştiler. Ben Kırgızistan'daki Kırgız kardeşlerimizin bize gösterdikleri teveccühten dolayı bütün Kırgız halkının nezdinde buradaki öğretmenimize ve öğrencilerimize ve bunu ifade etme imkanı sağlayan Medya Manas'a teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Şeref verdiniz sayın müşavirim. Ayda hemen müşavirimizin sözlerini dilersen dinleyicilerimize aktaralım. Программе специальное интервью господина Берент Намала атташе по образованию турецкого посольства в Бишкеке. Господин Реджеп Салла отметил, что для детей, которые собирались в Турцию ехать, они для, в течение месяца, например, был уже организован ускоренный курс по изучению турецкого языка со стороны Центра по изучению турецкого языка, и где не только вот ребята из 49-й школы, но и ребята из других четырех групп, они в ускоренном темпе изучали турецкий язык для того, чтобы они смогли там уже со своими ровесниками в Турции свободно общаться и, может быть, спросить какие-то простейшие вещи, может быть, пообщаться друг с другом. И вот, и отметил, то, что дети в этом году попали к счастливой случайности в Гобекли-Тепе, это историческое место. Говорит, дело в том, что вот в округе это Урфа, он славится как сакральное место. Дело в том, что в этом месте пророк Ибрахим зажег когда-то огонь, и это место славно тем, что к этому месту причастно и также имя пророка Якуба. Вот, он отметил прежде всего. И кроме этого, до этого господин Реджеп Салла, он отметил, что он сам, будучи сейчас в настоящее время уже, конечно, атташе по образованию, но ему вот, находясь в Турции, когда он, точнее, вот, то, что вот они, ребята, находились в начальной школе, он сам тоже преподавал, оказывается, в начальной школе свою карьеру, вот, и кроме того, он разрабатывал теорию для начальных школ, и для него вот именно вот тема вот начальная школа, она всегда близка к сердцу. Хотела просто добавить из предыдущего интервью. Передаю слово Билет Намалу. Çok teşekkür ederim Aida. Gerçekten her zaman görmeyi arzu ettiğimiz bir durum bu. Türk dünyasının geleceğini oluşturan, oluşturacak olan, geleceğini şekillendirecek olan çocuklarımız Türkiye'ye gittiler. Oradaki kardeşleriyle birlikte oldular. Oradan da buraya gelsinler, atayurdumuzu görsünler, buradaki güzellikleri görsünler istiyoruz. İnşallah bu etkileşim her zaman devam edecek ve Türk dünyası her zaman istediğimiz gibi işte, fikirde, dilde birlik sağlayacak ve bu şekilde yolumuza devam edeceğiz değil mi Ayda? Evet. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nin stüdyolarından, Medya Manas'tan hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Bir başka programda görüşme dileğiyle. Hoşçakalın. Уважаемые радиослушатели, ведущий программы «Специальное интервью» господин Берент Намал прежде всего пожелал, чтобы ребята, которые являются будущим нашего, они укрепляли свою дружбу. И дело в том, что говорит, единство сохраняли да, не только в языке, но и в, как бы, духом уже. Вот, и укрепляли. И от Медиа Манас мы уже надеемся, что уже увидимся в новых передачах. Спасибо, всего доброго. Manas FM'de özel röportaj. Eter Radyo Manas.